Ay anneciğim, yeter ama artık. Hani bırakmıştı bu ağlama faslını. Sabah oldu, sen hala ağlıyorsun. Kıyamam ben senin gözyaşlarına. Ay Eda, kolay mı? İkinci kez aldatılıyorum. Ay aklıma geldikçe yine kötü oluyorum. Dudu, benim için de böyle ağlamış mıydın ha? Hatırlamıyorum. Söyle Dudu. Ha? Hadi ne olur söyle. Ya ben hatırlıyorum, 40 gün 40 gece hiç durmadan ağlamıştım. Ah canım, ay sana kıyamam ben. Sus Taci, dalga geçme benimle. Hayır Dudu, çok ciddiyim. Biliyor musun, bir tek ağlarken ne kadar iyi biri olduğun ortaya çıkıyor. Görüyor musun Eda, o kadar zavallı bir durumdayım ki. Babanın bile diline düştüm. Yapma Dudu, biz dostuz. Sus Taci! Ya sen yat uyu, ya ben yatmaya gidiyorum. Ve bu münasebetsiz konuşmayı sürdürecek durumda değilim. Ben sadece içimi döküyorum Dudu. Sen istersen git uyu, ağlamaktan yoruldun. Ama sen bu haldeyken ben uyuyamam. Yürü Eda, gidelim. Baban saçmalamaya başladı. Ya anne, biliyor musun? Bence babam hiç de saçmalamıyor. Baksana senin için ne kadar üzüldü. Bence seni hala seviyor. Geçmişe mazi denir. Aman anne. Ay. Ah Dudu, ah. Babam annemi seviyor. Babam annemi seviyor. Babam annemi seviyor. Babam annemi seviyor. Hopala hopala hopala. Taci. 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 Duymuyor musun beni? Aa, Perihan sen mi geldin? Sen niye daldın öyle söyle bakayım. Karadeniz'de gemilerin mi battı? Hiç, yok bir şey. İyi, sen bilirsin. Ben buraya Duduları teftişe geldim. Yaramaz bir şey yok değil mi? Şey, yok yok, sen merak etme. Güzel. Sihirli kravatın bende olduğunu anlamadılar değil mi? Yok anlamadılar, merak etme, her şey yolunda. İyi. Ben gideyim o zaman. Bay bay. Şey Perihan, bu aralar Betüş'e uğrayacak mısın? Her şey normalse uğramam herhalde. Benim de yapacak bir sürü işim var. Sen niye sordun bunu Taceddin? Hiç. Öylesine sordum işte. Ha. İyi. Bay bay. Hubala hubala hubala. Ay, acaba sana yalan söylediğim ortaya çıkarsa bana da ceza verir misin Perihan? Ha? Ay ay. Aa, Perihan teyze, senin ne işin var bu saatte burada? Ya hayatım, seni merak ettim, geldim. Güzel kızım ne yapıyor acaba, bir bakayım dedim. Ben çok iyiyim. İyiyim de, yoksa senin mi canın bir şeye sıkıldı? Yok yok, hiçbir şey yok. Ben annenlere uğradım. Taceddin'le sohbet ettik biraz. Fakat babanın konuşmaları bana biraz tuhaf geldi. Acaba benden bir şey mi saklıyor diye düşündüm. Aa, hiç olur mu öyle şey? Babam sizden hiçbir şey saklamaz Perihan teyze. Ama annemle Umur Bey ayrıldılar. Belki ondan o kadar şaşkındır. Ayrıldılar mı? Niye? Umur Bey aniden Firuze'ye aşık oldu. Dün akşam bizim evde ortalık birbirine girdi. Ne diyorsun? Ya sonra annem Umur Bey'le çok ciddi ve ağır bir konuşma yaptı. Ondan sonra da Umur Bey ortadan kayboldu. Kendisinden hiç kimse haber alamıyor. Eminim annem şu anda şatoda tırnaklarını yiyordur. Ama bu çok garip. Betüş'cüğüm, Umur Bey... Bir kravat takmış mıydı? Aa evet, annemin Sadık'a hediye aldığı kravatı Umur Bey takmış. Yoksa o kravat sihirli miydi? Evet hayatım, sihirliydi. Şimdi her şey anlaşılıyor. Günaydın Dudu, nasıl oldun? Uyuyup uyanınca unuttun mu o haini? Sen de bütün gece kafayı buna taktın galiba. Hem sana ne? Ah, babacığım ah, bak ben sana söyleyeyim. Annemin gönlünü almak için doğru bir zaman olmayabilir şu anda. Dinliyor musun beni? Bence daha münasip bir vakti beklemen lazım. Ben sana gerekli taktikleri vereceğim. Ne alakası var Eda? Sus, şimdi duyacak, yanlış anlayacak. Baba sen annemi hala seviyorsun değil mi? Ha? Hadi hadi, seviyorsun biliyorum. Eda sen babanla böyle konuşmaya utanmıyor musun? Baba kız ne fısıldaşıyorsunuz orada? Eda kalk şu aynaya bak bakalım Umur ne durumda? Ay ben bakamayacağım, sinirlerim kaldırmaz. Tamam ben bakarım anneciğim, sen merak etme.
Beni de sil. Dudu'yu aldattım diye Manitou beni taş yaptı. Heykele çevirdi. Ama sen yine de tozumu al. Al ki ölü bile olsam senin karşında temiz bir adam olayım. Anne, görüyor musun? Görmüyorum ama duyuyorum. Allah cezasını versin. Gözü hala Firuze'de. Gözlerime inanamıyorum Dudu. Ha. Adamı ne hale çevirmişsin? Perihan. Eyvah Perihan. Perihan ya. Şimdi ben size ne ceza vereyim ha? Ne ceza vereyim? Ne ceza verirsen ver çünkü bunu hak ettim. İstersen beni süründür, umurumda değil. Umur beni isteyerek aldatmamış ya. Bütün bunlara sihirli bir kravat sebep olmuş ya. Ölsem de gam yemem. Ya sen Eda? Sana ne yapayım ha? Ya ben masumum Perihan teyze. Hiçbir şey yapmadım. Olaylara sesimi çıkartmadım. Her zamanki gibi tadını çıkardım o kadar. Suç mu bu yani? Peki sen Taceddin? Sen niye bana gerçeği söylemedin? Konuşsana be adam, dilini mi yuttun? Onu ben söyleyeyim Perihan teyzeciğim. Şimdi Umur Bey annemi aldatınca babam havaya girdi. Annem babama geri dönecek zannetti ama tabii ne alakası var. Sonuçta bütün bunları o yüzden yaptığından şüpheleniyoruz. Gerçek mi bunlar Taceddin? Aman ben bunu duymak istemiyorum. Bana hiçbir şey sorma Perihan lütfen. O zaman ben sizlere hoşunuza gidecek bambaşka bir sihir yapacağım. Sen Dudu, Taceddin'le baş başa bir yatağa gireceksin. Ama bir hafta boyunca kalkamayacağınız güzel bir yatak. Yapma, yapma Perihan, bunu yapma. Umur'u aldatamam. Yapacağım canım. Sen Eda, annenle babanı örten bir yorgan olacaksın. Onları sımsıkı saran, ısıtan bir yorgan. Aile saadeti, itiraz istemem. Bir hafta sonra aklınız başınıza gelirse belki sizi affederim. Ama o zamana kadar neler olur tabii ki bilemem. Yapma Perihan, yalvarırım, al şunu yanımdan. Hayır, alma beni buradan Perihan. Ben burada çok rahatım. Senelerdir böyle rahat yatmamıştım. Perihan teyze, benim de sırtım çok üşüdü. Lütfen bana da bir yorgan örter misin? Yapamam arkadaşlar, çenenizi boşuna yormayın. Ben de bu arada Umur Bey'i eski haline çevirip hafızasından olup biteni sileyim de her şey normale dönsün. Perihan, yalvarırım. Perihan teyze, ne olur Perihan teyze. Perihan teyze.